Peki. Dakika. Serseniz kart vizitlerinin hepsi ıslandı. Adım Edin Diamond. Aslında hayatımı kurtaran kişiyi daha başka düşünmüştüm. Dünya hali bu. Dikkatli olmak gerek. Aslında size yardım etmek isterdim ama... Gördüğünüz gibi paralarım denizin dibini boylamakta. Derler ki yaşamın olduğu yerde ümit başlar. Öyle mi derler? Doğrusunu isterseniz sizden öğreneceğim çok şey var galiba. Sahi mi? Ben ciddiyim. Teklifimi düşünün. Benim çok vaktim var. Peki 500 altına ne dersiniz? 500 altın? Evet. Peşim mi? Şurada bir dakika müsaadem. Buyurun. Hayat pahalı, her yerde aynı. Su verin şuna biraz. Yeter yeter. Karşılama merası için fazla bile. Ah.
İnsanlar şu para için neler yapmıyor. Siz para kazanmayı bayağı iyi biliyorsunuz dostum. Bu bir tanrı vergisi. Ha, bu da ne ki böyle? Ne demişler? Vakit nakittir. İsrafa gelmez. Sen bu işi daha iyi biliyorsun. Hocam sağ olsun. Öyleyse sana söyleyecek lafım yok. Ama benim sana var. İyi yolculuklar. Bana George Coley derler. Tanıştığımıza memnun oldum George. Tesadüf, sorma. Şimdi öyle bir şey oldu ki, bak şimdi bu motorun sahibi yolda gelirken pat böyle düştü eline şey. O eline düştü, bileğinden gitti. Bileğine ne oldu? Bileğinden incindi. İncindi, bir dakika geliyorum. Geçmiş olsun, ben gittim. Güzellerim. selamlar canlar. Nasılsınız? Evet. Bakalım burada ne yazıyor. Buradan çıkan dünyanın en mutlu dönücüsüdür. Fena değil. Oo. Şunun evi gibi. Şu hale bak. İşte fena değil. Nedir paşa? Cidden çok... Sizin için bir şey yapabilir miyim? Madem, biliyor musunuz vallahi ne desem? Gerçi bu benim rüyalarımın kadını değil ama... My name is... Bolak. Oh, good for you. Why don't you take your grapes and eat them somewhere else? Would you excuse me? Now, madam. There's the name. Beni tanıyabildin mi? Böyle bir yüz unutulur mu hiç? Öyle mi dersin? Bana söyleyecek bir şeyin yok mu? Olabilir ama şimdi değil. Bana müsaade. Ama bizim seninle şimdi. Arkadaşımız Yunan sahillerini bir motorla terk ediyor. Sonra sen o motorla ve onun silahıyla geri geliyorsun. Buna ne demeli? Ha? Lütfen yapmayın, rezil ettiniz. Burada böyle şeyler olmaz. Tamam, anlaşıldı. Senin söyleyeceğin başka bir şey yok mu? Senin için başka çıkar yolu yok. Şimdi biz... Evet dostum, anlat bakalım sonra. Anlat. Heyecanlı oluyor. George, bu kim ya? Bu mu? Dosta ihtiyacı olan birisi. Arkadaşlar duydunuz değil mi?
Diğerleri nerede? Size soruyorum. Yukarıda kadınlarla eğleniyorlar. Toplarım bakalım. Gidiyoruz. Siz ikiniz motora gidin bakalım. Şimdi birer kadeh içebiliriz. İyi fikir. Madam? Evet baylar bayanlar, başlıyor efendim. Herkes yerini alsın. Müzik, kapelle, hadi hadi. Her şey iyi güzeldi. Nasıl kurtuldun? Onu anlatsana. Burası Ege Denizi. Etraf kaçakçı motorlarıyla dolu. Yok ya. Öte yanda Anadolu'daki iç savaş bunların ekmeğine yağ sürdü. Gerçi onu ben de duydum ama senin orada ne yaptığını merak etmediler mi? Onlara öyle bir hikaye anlattım ki. Senin motorunun Ege'nin mavi sularına yavaş yavaş gömülüşünü anlatırken benim suratımın o çifti ifadesi ve senin ismin... Aa, bir dakika ya. Onlara yetti. Senden korkulur. Peki senin burada ne işin var? Altınlarım ne olacak? Diğerlerine de bahsettin mi? Hadi acele edelim. Meşşek herifler. Söylesene, bunlarla ordu kurmaya niyet mi ettin? İş iştir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Doğru, haklısın. Fazla para cep yakmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz ikimiz de aynı yolun yolcusuyuz. Her işi yaparız. Beni benim olan ilgilendirir. İnce hesaplara aklım ermez. Dikkatine hayranım. Galiba ha, ne dersin? Dostlarım mı? Hangi dosttan bahsediyorsun? Onların hepsi akbaba. Paran olduğu müddetçe hepsi dostun. Ama paran bitince kimseyi bulamazsın çevrende. Dünya böyle dönüyor. Bunların para için yapmayacağı şey yoktur. Doğru, zamanla her şey değişiyor. İnsanlar değişmiyor ama. Baksana, bunlar da senin hikayeni dinlemeye geldiler galiba. Adının bunun bu kadar lekeli olduğunu bilmiyordum doğrusu. Senin kabahatin, fazla abartmışsın. Sana bir gerçeği itiraf edeyim mi dostum? Batan tekne benim değildi. Onu çalmıştım. Yani bu kadarı da fazla ama, biliyor musun? Seni anlıyorum, şerefine dostum. Adamı görüyor musunuz? Burada mı? İşte be, Teo orada. Ne yaptınız be? Misos'u ne yaptınız ha? Sen, gözlerimle gördüm. Ben onu gözlerimle gördüm. Bu adam mı? Ta kendisidir vallahi. Sen. Buyurun komutanım. Bu adam seni Misos'un katili olarak suçluyor. Bu duruma ne dersiniz? Cevap ver. Evet, katildir o, katil. Katil, ben gözlerimle gördüm. Sen sus. Evet, cevabını bekliyorum. Vallahi ben bu adamı ilk defa görüyorum. Hey Joe, bu içki senin değil miydi canım? Sen bu adamı tanıyor musun? Onu mu? Ömrümde ilk defa görüyorum. O da ne? Misos'un zati bu. Katil demek mi? Söz edeyim. Beyler, üzgünüm ama ikinize tepki etmek zorundayım. Molek! Aman tanrım, mahvoldum. Ne dedin ben? Hiç.
uykular. Yani bir bu eksikti. Kuruşuna kadar ödeyeceksiniz hepsini. Çabuk atla! Sağ ol dostum. Ateşkes! Evet dostlar, eğlence bitti. Hadi tutun bakalım şunun köşesinden. Haydi çabuk. Bakın işte kız gibi. Silah dediğim böyle olur değil mi? Ne o? Savaşa mı hazırlanıyorsunuz böyle? Yo, sadece bir yardım. Seni tanımasam gönüllü olduğuna inanasım geliyor. Gönüllü değilim. Her şey para için. Yalnız para. Peki kim ödüyor? Şu anda Türk Sultanı ödüyor. Halk ödüyor. Halk Mustafa Kayan'la birlikte rejime karşı savaşıyor. Rejim zaten kötü. Kim demiş? Halk ve Mustafa Kayan. Bunun bizimle ilgisi ne? Sultan peşin parayla çalışıyor. Ya halk? Ya kaybeden tarafta çalışmış olursan? Bu imkansız. Çünkü sultanın arkasında itilaf kuvvetleri var. Hem kaybederse karşı tarafa geçeriz. Çok pratik. Biliyor musun? Bazen sana şaşmamak elde değil. Mermiler burada. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkaracak kadar da fazla. What about Wallen? Any word from him? Waiting for us in Turkey, as planned. Al dostum, kendini gösterebilmek için bir fırsat sana. Artık bizdensin. Öldürmek benim için değil, biliyor musun? Hı? Oğlum, köy ne kadar uzakta? 12 mil kadar uzaklıkta. O halde hazırlıklar tamamlansın. Ondan sonra? Ne demek ondan sonra? Ondan sonra Allah kerim dostum. Sanki 1000 sene evvel katliam görmüş gibi. Sonra tekrar yapılıp tekrar yakılmış gibi. Hayret edilecek şey. Ne olursa olsun ikimiz de bir işe tekrar başından başlayabiliyoruz. Doğru. Kimisi bundan dert alır, kimisi de mars olur. Mars olmak iyi güzel de. Bak dostum. Şu tepedeki iki kişi bizi 1 saatten beri takip ediyorlar. O iki kişi bizi 2 saattir takip ediyorlar. Galiba geç kaldık. Bizden önce buraya başka akbabalar gelmişe benzer. Evet, öyleye benzer dostum.
Şu adamları aşağı indirin. Galiba akbabalar hala burada. Misafirperverliğini size tanıtmak isterim. Şu görmüş olduğunuz şeyler sadece günlük yaşamdan bir parça. Ümit ederim sadece siz buraya turist olarak gelmediniz. Ben de öyle ümit ediyorum. Eğer müsaade ederseniz size kendimi tanıtayım. Yüzbaşı Ahmet Elçi. Late of the Imperial Guard. Sultan Osman'ın başyaverlerinden. Aynı zamanda padişahımızın güvenilir kullarından. George Kerr, eski posta ellerinden. Orada bile rahat durmadan belli oluyor. Sizin için ne yapabilirim yüzbaşım? Acaba ben sizin için ne yapabilirim beyler? Türkiye'nin son zamanlarda Batı'nın üstün tekniğine çok ihtiyacı var. Şu gördüğünüz 45 kalibrelik tam otomatik dakikada tam 400 mermi atıyor. Beyler, bu şartlar altında sizlerle tam anlaşabileceğimizi tahmin ediyorum. Siz ne diyorsunuz bu işe? Madem öyle beyler, gelin bunu hep beraber kutlayalım. Nasıl bir anlaşma yapmayı düşünüyorsunuz? Gelin önce şöyle bir oturalım da bunu rahat rahat konuşalım. Bu minik... Buyurun oturun lütfen. Dört çay yap. Buranın manzarası da pek öyle iç açıcı değilmiş. Ne olacak ki, itaatsizliğin sonu budur. Ben onlarla bir anlaşma yapmak istedim. Onlar benim bu teklifimi ne yazık ki reddettiler. Buyurun benimle Balıkesir'e kadar gelin ve iç savaşın Türkiye'de açmış olduğu yaraları kendi gözlerinizle görün. İster misiniz? Biz fakir bir ülkeyiz ama bize yardım eden dostlarımızı da kat'i surette unutmayız. Umarım söylediklerinizde gerçek payı vardır yüzbaşı. Ben size gerçekleri olduğu gibi anlattım. Bundan sonrası sizin elinizde. Daha doğrusu inanıp inanmamak. Şuna bak. Bardak kırık. Böyle bir bardakla servis yapmaya utanmıyor musun sen? Herkes sipere. Anladınız değil mi size ne demek istediğimi? Mustafa Kaya'nın taraftarları her fırsatta üstümüze saldırmaktan geri kalmıyorlar. Ne demiş atalarımız? Az laf, çok iş. Sakin olun yüzbaşım. Atları geri çekin. Bu kadar cesaretli olup da her gün yaşamak mümkün mü? Şu hale bak. Neredeydik, nereye geldik? Dostum, sen ne dersin bu işe? Söyle bakalım.
Bırak şimdi dalgayı Joe. Ne dalgası? Dalga malga geçtiğim yok benim. Baksana karşında. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yüzbaşım, umarım arkadaşımızın hatasını hoşgörüyle karşılarsınız. Kendisi her ne kadar aramızda olsa da işin ciddiyetine varmış değil. Bu tür durumlarla sık sık karşılaşacağız. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Buyurun beyler. Senin şu kafanın içinden geçenleri bir bile bilsem birçok şeyi daha çabuk çözebileceğim ama nerede? Dostum merak etme. Hele bir Balıkesir'e varalım, olayları sen benden daha iyi kavrayacaksın. Ne yani, şimdi ta Balıkesir'e kadar bekleyecek miyiz yani? Boş ver şimdi, sen gel. Ne diyorsun? Tamam mı, devam mı? Benim için başka bir seçenek var mı? Bir de şansımı şimdi deneyeyim. Bakalım ne olacak. Sen iyi bir öğrenci olacağı benzersin. Hadi gel benimle. Al yürü işte. Yalla. Doluysa da umarım bu yolculuk hepimiz için hayırlı geçer. Bizim için endişeniz olmasın. Biz bu tür yolculuklara alışkınız. Öyleyse size iyi yolculuklar. Ne demiş atalarımız? At, avrat, silah. At var, silah da var ama avrat nerede? Sesini. Aman sana da bugün hiç şaka yapmaya gelmiyor. Bırak bunları da yolumuza devam edelim.
adamların elinde bir takım silahlar var. İşimize yarayabilir. Ne dersiniz? Paraklar tüfeği getirin. Müsaadenizle. Eğlence sona erdi beyler. Rahatınıza şimdi bakabilirsiniz. Adım Osman Bey. Ben bu havalinin valisiyim. Sizin gibi insanları aramızda görmek bizim için büyük şereftir. Size layık bir karşılama töreni yapamadığım için... Çünkü şu sıralarda Mustafa Kaya'nın ordusu, müttefikimiz olan Yunan ordusunu Afyon'dan püskürttü. Demek oluyor ki bu bir veda partisi. Zannımca birkaç güne kadar burada olurlar. Bence bu işi şansa bırakmamak gerekir. Siz bilirsiniz ama... Bazı tezadüfler insanın hiç ummadığı anda karşısına çıkabiliyor, öyle değil mi? Acaba 10.000 İngiliz altını sizi ilgilendiriyor mu? 20.000'in yarısı olan 10.000'i mi? 5.000 peşin, 5.000 de mal tesliminden sonra. Sadece ilgilendiğimi söyledim, kabul demedim. Peki hikaye nedir? Mekke'ye giden bir tren tehlikede. Sadece burada değil, Lübnan'da da, Suriye'de de. Yani hacılara Mekke'ye kadar refakat mı edeceğiz? Mekke yolunda. Yalnız Mekke'ye giderken yolumuzu değiştireceğiz. Bu 1300 kare mili yapar. Gemiyle gidilse daha iyi olmaz mı acaba? Evet, haklısınız ama İngilizler savaşın daha büyük bir boyutlara ulaşacağından korkuyorlar. Bu yüzden sınırlarımızı devamlı kontrol altında tutuyorlar. Anlıyorum. Ama bu bir Amerikan gemisiyle herhalde halledilebilir. Sen bana burada ne yaptım sormuşsun değil mi? Bak şuna bak. Şu kağıdı görüyor musun? Ailem 3 gemiye sahiptir. Bunların ikisi savaşta batırıldı. Bir tanesi ise şu anda İzmir Limanı'nda bulunuyor. Batırılan gemilerden birinde babam ve kardeşimi de kaybettim. Bunu şu an tesadüfen öğrenmiş bulunuyorum. Acaba siz bu konuda bana yardım edebilir miydiniz? Yani gemi bir Türk limanında mı bulunuyor şu an? Evet, İzmir Limanı'nda bulunuyor şu an. Ve Türkler tarafından kullanılmakta. Sırrım bu muydu? Hepsi bu değil. Bildiğiniz gibi savaş ganimetlerinin iadesi aylar sürer. Ama araya nüfuslu kişiler girerlerse... Bilmem ki. Belki bir şehrin valisi bu iş için yeterli olabilir. Tabii onlar da işlerini bilirler. Evet, 20.000 altın ve gemi, ne dersiniz? Bence içi silahla dolu bir gemi 20.000 altın için az ama... Yalnız şunu da unutmamak lazım ki bu sadece bir başlangıçtır. Biliyor musunuz, zaman kötü. Ben ve etrafımdaki insanlar sizlere sadece yardım etmek istiyoruz. Her ne kadar Mustafa Kayan ve taraftarları ülkenin birçok bölgesini kuşatmış olsalar dahi iyi silahlanmış bir birlik onlara karşı koyabilir. O halde bu konuda sizinle mutabık kaldığımızı zannediyorum. Sabah ola hayrola. O halde sabah görüşmek üzere. Beyler, Ahmet Elçi size refakat edecek. Leave it first light. Sayın Vali... Bırak şimdi, sabah ola hayrola. Hadi şimdi eğlenceye. Oldu. Padişahımıza bir yol bulunduğuna dair bilgi verilsin. They'll have to make arrangements with Cairo for a destroyer to intercept the Star of Islam at sea. Is it wise to trust our fate into the hands of such men? The lesser of evils.
Muzaffer. Kahire'ye de gemi hakkında haber iletilsin. Ve gerekli önlemler alınsın. Paşam, kaderimizi bu adamların ellerine bırakacak kadar onlara güvenebilir miyiz? Başka çaremiz var mı? Bir düşünsene. Mustafa Kayan bir iki güne kadar burada olursa ve şu kağıtlar onun eline geçerse sonumuzun ne olacağını biliyor musun? Ahmet. Şuna bak, hayatımda gördüğüm en güzel balıklardan biri. Şansın açık olsun dostum. Sağ ol senin de. Hayatımda gördüğüm en güzel trenlerden biri bu. Mr. Joe, siz ve arkadaşınız ön taraftaki vagona, diğerleri arka taraftaki vagona binecekler. Anlaşıldı mı? Evet. Yanılmıyorsam taşıdığınız bayağı değerli bir şey. Ah Joe, yaşlanıyorsun artık. Şu bir gerçek ki siz ve adamlarınız büyük bir tehlike içindesiniz. Bu nedenle çok temkinli davranmanız gerekiyor. Size bir şey söyleyeyim mi dostum? Mustafa Kayan bile bu treni benden geri alamaz. Bu da herhalde vazifemizin ne kadar önemli olduğunu bir dereceye kadar size göstermiş oluyor. Baylar, hareket ediyoruz. Lütfen trene binin. İnşallah her şey konuştuğumuz gibi olur. Hadi uzatma, atla trene, gidiyoruz. Ama belalı be. Gel lan buraya. Ulan ben seni bir yakalarsam ağzının tadını da biliyor kerata. Ulan Conchita'dan da beter bu be. Sen hiç Meksika karısı tanıdın mı? İnsanın kanını kuruturlar. Peki Türk kadınları? Herifleri gözden kaçırmamak lazım. Nöbeti ben alayım. Oldu. Fark ettin mi? Trende hiç Türk yok. Ya bunlar bize çok güveniyorlar? Ya da bir üç kağıt düşünüyorlar. Bakalım, zaman gösterecek bunu. Senden rica etsem beni yemek saatinde kaldırır mısın?
sıkı tut. Fazla vaktimiz kalmadı. Tamam şef. Sağ ol. Ben geçiyordum, bir uğrayayım dedim. Artık başka sefer ha? Sizlere iyi akşamlar. Oh, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, kalayım o halde. Işığı açabilirsin şimdi. Bir gece masalları gibi. Biliyor musunuz, şayet bilseydim biletimi bu vagondan alırdım. Eller yukarıda mı kalsın? Mr. Dynan, buyurun yüzbaşım. Neo kompartmanınızı mı şaşırdınız? Öyle de denebilir. Telaşa gerek yok. O bizim güvenilir dostlarımızdan biri. Oh, sağ olun yüzbaşım. Yüzbaşım, ek ticari işler de mi yapıyorsunuz? Sadece bir yanlışlığı önlemek için. Bunlar Osman Bey'in kızlarıdırlar. Peki şu başörtüsüz? Ona ne buyrulur? Ha, o mu? Ayla. Kızların dadılığını yapıyor. Belli. Fakir ama namuslu bir hatun. Beyler, her şey anlaşıldığına göre yolumuza devam edebiliriz. Buyurun. Bundan sonrası iyi geçer. Yüzbaşım, diğer vagonları kontrol etmeyecek misiniz? Böyle bir şeyin tekrar edeceğini sanmıyorum. Ne kadar da şakacısınız.
Durun! Bayağı cesaretliymişler doğrusu. Now I know you don't trust us. Yüzbaşı da elinden geleni yaptı. İmkanlarım dahilinde elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bakalım Mustafa Kayan bu duruma ne diyecek? Doğrusunu isterseniz Doğu Ekspresi'nin güllerinin bu kadar güzel olduğunu tahmin etmezdim. Yavaş gel Boley. Karışıklığa meydan vermeden bu işi halletmeliyiz. Korkulacak bir şey yok. Kadınlarla ben ilgileneceğim. Atlarla silahları diğer vagonlarda bulabilirsiniz. Hadi arkadaşlar, toparlanın, gidiyoruz. Birinci perde sona erdi. Hadi çabuk. Hadi sallanmayın, yürüyün. Çabuk olun, hadi çabuk. Hadi arkadaşlar, yardım edin. Şunu tutun kenarından, kaldıralım beraber. Hadi tutturalım beraber, hadi. Küçüktür ama ağırdır. Tahmin et bakalım bu nedir? Heh, tam adamını buldun. Ne bileyim ben ya. Sakin. Tahminimce her şey yolunda gidiyor. Sizin gibi güzel bir bayanın başörtü takması kadar abes bir şey düşünemiyorum. Siz de benimle aynı fikirde değil misiniz? Ne dersiniz? Artık Türkiye'de birçok kadın başı açık dolaşmakta. Demek bayağı hak sahibi oldunuz. Devamlı köleleri olarak mı kalmalıydık? Demek ki benim için umut var. Görünüşe bakılırsa etraf sakin. Siz ne dersiniz bu duruma? Ha? Bu bizimle olmanız için sebep değil. Kim bilir? Belki diğerleri böyle düşünmüyorlardır. Örneğin Kaya'nın taraftarları. O zavallı halk gözlerini kırpmadan idealleri ve önderleri için ölüme gidebiliyorlar. İdealler değişebilir. Şunu unutmayın ki bazen küçük taş baş yarar. Bir bahçesinde bir çalı. Kim bilir? Belki çalı olmak da güzeldir ama eğer yerindeyse... Madem böyle düşünüyorsunuz, o halde bizim yanımızda işiniz ne? Biliyor musunuz, ben değişikten hoşlanan bir insanım. Mr. Ryan, size şunu hatırlatmak isterim ki sizin burada göreviniz yarenlik etmek değil. Ya öyle mi? Ne kadar da üzücü. Ne kadar da üzücü. Bundan sonra benimle birlikte kervanın önünde at süreceksiniz. Nasıl emredersiniz? Ne diyorsunuz beyler? Burası gördüğünüz gibi bir harika değil mi? Bildiğiniz gibi burada Mezopotamya'nın kalbi atıldı. Milattan yüzyıllarca önce dünyanın ilk büyük medeniyeti bu topraklar üzerinde kurulmuştu. İlginç değil mi?
burada konaklıyoruz. Ben bir yalnız kovuyum burada, burada. Ben bir yalnız kovuyum burada. Size yardım etmeme müsaade eder misiniz Mr. Moran? Birazdan gireceğim. Mr. Crowley, Enver Teğmen bayanla ilgilenecek. Oraya bakın seyredin, belki bir şey istiyorum. Galiba kuşkularımda haklıymışım. Bakalım daha neler göreceğiz. Bakalım. Dayan. Buyurun yüzbaşım. Bir şey mi aramıştınız? Doğrusunu isterseniz sizin beni takip edeceğinizi biliyordum. Sandıklar göründüğünden de ağır değil mi? Oo, bakıyorum sizin de dikkatinizi çekmiş. Bunu görmemek için kör olmak lazım. Mr. Dayan, siz zeki bir insana benziyorsunuz. Bazı şeyleri anlamak tabii ki güç değil. Yüzbaşım, konumuz sandıklar değil miydi? Tabii, tabii. Evet. İki sandık, aşağı yukarı bir ton altın yapar. Mr. Dayan, Kahire bu mevsimde çok sıkıcı bir şehir, biliyor musunuz? Roma ise çok çok güzel bir şehir. Şayet insan oraya kadar gidip onu görebilirse. Ama güzeli elde etmek maalesef her zaman güçtür. Yani siz bana sadakat ve güven kelimeleriyle bunu mu anlatmak istiyordunuz? Mr. Dayan, Osmanlı İmparatorluğu söylemek gerekirse son günlerini yaşamakta. Ben ne Osmanlı İmparatoruyla batmak, ne de Mustafa Kaya'nın yanında macera peşinde koşmak istiyorum. Madem ki her koyun kendi bacağından asılır, o halde bazı şeyleri tek başıma yapmam gerekir. Sizi anlıyorum. Belki haklısınız. Şunu söylemek gerekirse, sizin için de durum aynı. Şimdiye dek bu savaşta kaybettiklerimiz geri gelmeyeceği gibi her geçen günde zararımıza çalışıyor. Bence zararın neresinden dönülse kârdır. Mr. Dayan, önümüzde yapacağımız daha uzun bir yolculuk var. Umarım bu yolculuk arzu ettiğiniz şekilde son bulur. Evet, bu söylediğinizi düşüneceğim. Evet, evet. İyice bir düşünün. Çünkü vereceğiniz bu karar sizin için hayati önem taşıyor. Hay hay.
Köyümüze hoş gelmişsiniz ağam. Bizim için rahatınızı bozmayın. Biz sadece geceye kadar konaklayıp sonra yolumuza devam edeceğiz. Çok yaşa. Çok yakışa kızım. Buraya gelmekte bir eşi. Demek bu bir Türk düğünü ha? Günahsızların rüyası. Evet ama o da düğüne ayrı bir güzellik veriyor değil mi? Aslında pişmanlık kendini çabuk belli ediyor. Bizde de olduğu gibi. Bizler hayattan daha başka şeyler de bekliyoruz. Öyle değil mi? Yüzbaşımın emri. Akşam olana kadar bu köyde kalıyoruz. Atları geri çekin. Atları arka tarafa doğru çekin. Hadi durmayın. Hadi arkadaşlar durmayın. Katırları arka tarafa doğru çekin. Arabaları boşaltın. Hadi durmayın. Çekin katırları bu tarafa doğru. Hadi. Sizce kapı vurmadan girmek adet midir Mr. Dayan? Şunu bilmenizi isterim ki yüzbaşı oldukça sinirlidir. Öyleyse kapıyı kilitleseydiniz siz de. Biraz dinlenmek istiyordum. Size yardım edebilir miyim? Biliyorsunuz burada olmanızdan yüzbaşı hiç mi hiç hoşlanmaz. Onu mu bekliyordunuz? Bu sizi rahatsız mı ederdi? Neden olmasın? Çok az. Böyle güzel bir yanma sona ermesi ne kadar acı. Şayet George dışarıdaki sanıkların içinde kurşun olduğunu anlarsa yüzünün olacağı şekli vera geliyorum. Bunu bilmesi şart mı Adam? Bu yalnız sana bağlı. Kanuni Sultan Süleyman'ın en değerli hazinelerinden biri. Oo, sultanlar da hata yapabilir. Demek ki Mustafa Kaya'nın trene olan ilgisi buradan kaynaklanıyor. Her kadının bir erkeğe ihtiyacı var. İnanabileceği, güvenebileceği bir erkeğe. Yalnız biliyorsun ki George'un bu durumdan haberi yok. Bu durumu ona da anlatmak gerekiyor. Yok. Bunu söylediğine teşekkür ederim dostum. Eğer seni öldürmek zorunda kalsaydım üzülürdüm. Sandıkların içinde ne olduğunu araştıracağını biliyordum. Sandıklarda altın olduğunu biliyor muydun? Adam, ben altının kokusunu hemen alırım. Niye altın yerine kurşun? Sadece yanıltıp diğerlerini emin bir şekilde saklayabilmek. Ancak bu meleğimiz bize altınların gerçek sahibini bulabilir. Ne dersin? Anlaştık. Ne var, ne oluyor burada? Yunanlılar baskın yaptı.
George. Nasıl olur ya? Onlar bizim dostumuz değil mi? Onların bizim dostumuz olduğundan sen nasıl olur da emin olursun? Ateş! Atları çekin. Beyaz bayrağı da açın. Tamam George. Ateş! Ateş! Şu yukarıdaki adamı çabuk aşağı indirin. Başla. Ateş! Ateş kes! Ateş kesi havai fişekle bildirin. Eğer şansımız yaver giderse 2 güne kadar İzmir'deyiz. Sonra İslam'ın yıldızında. Yepyeni bir ülkede, yepyeni bir hayata yeniden başlayacağız. Seni çok seviyorum Ahmet. Şu, yüzbaşı Ahmet görünürlerde yok. Sen Yunanlıları karşıla, ben de yüzbaşı dostumuza bir bakayım. Senin koruyucu arkadaşların da nerede olduğumuzu çok merak edecekler doğrusu. Mongo, barikatı kaldır da gelenleri karşılayalım. Onun gibi şerefli bir askere böyle bir ölüm yaraşır. Kimle geliyorsun? Seninle tabii, eğer kabul edersen. Ölümünü zevkle seyredeceğim. Bundan hiç şüphem yok. Yunanlar anlaşmayı bozdu. Türklerin damarına basarlarsa kötü. Siz Amerikalılar dünyada bazı şeylerin değişmeyeceğini ne zaman öğreneceksiniz? Türklere karşı davranmak basit bir şey değil. Hem sonra... Bakın yüzbaşım, bizim savaşla hiçbir ilgimiz yok. Biz sadece Türkiye'den huzurla kaçmak istiyoruz. Yani daha doğrusu bu ülkeyi rahatça terk etmek istiyoruz hem sonra. Evet, dinliyorum. Ayrıca size bir ödeme yapabiliriz. Hadi gitmemiz gerek. Sakin ol. Önce kimin ne tarafta olduğunu bilmemiz gerek. Bakın, siz de bizimle aynı yolculuğu yapıyorsunuz. Ne demişler? Birlikten kuvvet doğar. İsterseniz birlikte gidebiliriz ha? Gidebiliriz ha? Dostum Adam'ın bir problemi var galiba. Ne özleyeceğim keratayı. Hadi gidelim. Bakın, Osman Bey'in kızları burada kalıyor. Başlarına bir şey gelmesini istemem, tamam mı? Tamam. O halde ödemeyi altın olarak yapıyoruz. Bunlardan 11 sandık daha var. Teğmenim, nöbetçiler, evet nöbetçiler.
Şafak'la birlikte yola çıkıyoruz. Hazırlıklar tamamlansın. Baş üstüne yüzbaşım. Adam, altınlara ne oldu? Ne oldu? Altınlar değil mi çocuklar? Şey oldu altınlar. Kuş olduk. Yok yani George size... Gelin benimle. Ölmüş. Diğerleri kaçmışlar. Şu hale bak, ona nasıl güvenebilirim? Beni ve sizi yüzüstü bırakıp gitti. Artık bu dünyada kimsenin kimseye güveni kalmamış. Ona nasıl inanabilirim? Söyleyin. Peki ne yapacağız şimdi? Oğlu bir yakalarsam... Şu anda, şu hale bak. Altın elime şey yemek maalesef. Başka bir şey bulamadı mı bizi bildirecek? Ben ne yapayım be? Ben ne yapayım? Elimden ne gelir başka? Şu haleme bakın. Bu ulan şu kola şey. Mr. Dayan tam vaktinde geldiniz. Öyle mi dersiniz? Siz tahminimin üstünde de espritüelsiniz Mr. Dayan. Ne yaparsın? Cuma günü doğmuşum.
Türkler. Mustafa Kaya'nın ordusu bu. Türkler şehri geri aldılar galiba. Durum onu gösteriyor. Gösteriyor. Hı? Evet. Herkes panik içinde, baksana. You know what's gonna happen when Mustafa Kayan's troops arrive, don't you? Bang, bang. Gemi bu. Şansınız açık oldu. Arkadaşlar nerede kaldınız? Vaktimiz çok az. Diğerleri nerede? Diğerleri ne yazık yok artık çok. Hızlı yaşa genç öl, cesedin yakışıklı olsun. Yani utanmasam ağlayacağım ha. Hadi arkadaşlar çabuk olun. Vaktimiz çok az. İki kişi arkaya geçsin, iki kişi de benimle kaptan köşküne gelsin. Hadi çabuk. Geliyorum. Daha daha kavuşmaz, insan insana kavuşulmuş. Bak yine bir araya geldi. Öyle mi dersin? Bak dostum, insan bazı güçlüklerle karşılaştığı zaman kendini kurtarmak için olmayacak şeyler yapıyor. Sen ne dersin? Bey içerideki ne diyor? Adam, kahve ister misin? Bırak şimdi şunu. Ayağa kalk hadi. Ne o? Hala bana dargın mısın? İnsan hayatındaki önemli sürprizler. Seyahatiniz nasıl geçti Adam? Sıkıntılarla dolu rahatsız bir yolculuk. Buyurun, geminin kağıtları artık tamamen size ait. Bak bizler seni ne kadar düşünüyoruz. Aslında sandığın kadar kötü insanlar değiliz. Yo. Ben sizin aynı fikirde değilim. Tamam, kağıtlar iyi güzel ama... Bak George, sana bir şey söylemek istiyorum. Şu görmüş olduğun mücevherler var ya... Tabii bizim mücevherlerimiz. Hayır, bizim mücevherlerimiz değil. Buna müsaade edemem. Bu fakir halkın mücevheri. Daha doğrusu memleketi için çarpışan halkın. Esas onların bunlara ihtiyacı var, biliyor musun? Bizim için değil bunlar. Bizim için değil bunlar. Adam, üzgünüm ama dostum, bu mücevherleri alabilmek için önce beni ortadan kaldırman gerekir.
Doğrusunu istersen bunu düşünmedim değil. Hadi bakalım, şenlik yeniden başlıyor. Bedava seyahat etmek isteyenler çoğaldı. Ben bir aşağı bakıp geleyim ha. Ne dersin? Bana bakın, ateş etmeyi kesin. Bana bakın, beni dinleyin. Makineler tam yol ileri. Ancak alabanda. Bilmiyorum, bir şeyi idrak etti gibi geldi bana. Hayvan herifler, gemiyi havaya uçuracaklar. Herkes güverteye, çabuk olun. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti adına gemide bulunan herkes tutuklanmıştır. Başındayız, biliyor musun? Gel.
şey gelsene bir dakika. Şuna baksana. Bizim sonumuz da herhalde böyle olacak. Bayağı güzel bir görüntü. Hayret sana. Boş ver. Ne demişler? Ne oldu demeli, ne olacağım demeli. Kay bakayım öteye biraz. Ben de kendimi akıllı zannederdim. Kaldır kapat. Gördün mü? Ayla bizi nasıl mat etti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle dostum, söyle bakayım hadi. Şu kadın milleti var ya. Bir dakika dur orada. Orada dur. Lafına ve aşkına hiçbir zaman inanmayacaksın. Belki de sen onları hiç anlamıyorsun ha. Ne dersin? Sağ ol. Beyler, Mustafa Kayan sizi bekliyor. Dostum, sana iyi şanslar dilemekten başka elimden bir şey gelmiyor. Dua et de şansımız bu sefer de yaver git. Hadi inşallah kalk yürü. Tanrı yardımcımız olsun. Beyler lütfen şurada bekleyin. Beyler, Kanuni Sultan Süleyman'ın hazineleri. Acaba nerede olduklarını sorabilir miyim? Hayalperest bir davranışta bulunmamanız için Balıkesir'den İzmir'e kadar olan yolculuğunuzu günü gününe tespit etmiş bulun. İşler iyice karışıyor. Bir tek sen mi böyle düşündüğünü zannediyorsun? Büyük oynayanın kaybı da büyük olur. Sizin yerinizde olsam bundan sonra atacağım adımlarda daha ihtiyatlı davranırım. Sen mücevherlerin nerede olduğunu... Yo, nereden bildin? Beyler, ben de bilmiyorum. Birimizden birinin bir yanlışı var. Şaşılacak şey. Bir insan bu kadar çok kılık değiştirebilir. Daha nelerini göreceğiz kim bilir. Kadın kadındır her yerde. Bunu sizin bilmeniz gerek. Öyle değil mi acaba centilmenler? Siz daha iyi bilirsiniz. Mücevherler eksiksiz teslim edilene kadar sizi burada alıkoymaya mecburuz. Daha vaktiniz var. Düşünün. Sayın Ekselans Hazretleri, eğer mücevherlerin yerini bilseydik, bunu tabii ki size söylerdik. Belki de haklılar. Çarpışma sırasında mücevherler kaybolmuş olabilir. Mutlaka öyledir. Evet, belki. Ama hala gemideyse. Birazını başarmış sayılabiliriz. En azından Sultan Osman'ın Kur'an'ı elimizde. Sizin de içinde bulunduğunuz trene yapılan baskın... Kutsal kitabı hainlerin elinden kurtarabilmek içindi. Yani tüm uğraş bu kitap için miydi? Eğer bunu daha önceden bilseydik ona göre davranırdık. Tahmin ediyorum o zaman kötü durumlara düşmezdik. Ekselans Hazretleri, müsaadenizle. Osman'ın Kur'an'ı mı? Sizin onun hakkında bir bilginiz var mı? Var mı? Onun sadece ender kitaplardan biri olduğu. Eşsiz kitap olmasının haricinde başka özelliklere de sahip. Sultan Osman'ın Kur'an'ı 1300 yılından beri Osmanlı İmparatorluğu'nun sembolü olmuş bir kitaptır. Osmanlı İmparatorluğu sultanlarının olduğu kadar bütün dünya İslam aleminin dikkatini çekmiştir.
İnanıyorum ki biz birbirimize karşılıklı olarak yardım etmeye mecburuz. Yapılan şu kadar iş bile benim için bir ödüldür. Ama görmüş olduğunuz arkadaşım gerçekten çok zor bir durum içinde bulunmakta. Şimdi neden icap etti ki bu? Siz bizim için yasak olan bir bölgeye girdiniz. Ve bize karşı olanlarla her türlü yardımlaşmaya hazırdınız. Ama sizin hakkınızda yalnız ben karar verecek olsam sizi kurşuna dizdirmem gerekir. Her şeye rağmen sizin dürüstlüğünüze inanan bir insan var. Şu bir gerçek ki siz benim vatanım için hiçbir şey yapmamış insanlarsınız. Bütün bunlara rağmen kendisi sizi affetmem için benden ricada bulundu. Beyler, serbestsiniz ve Türkiye'yi terk edebilirsiniz. Eğer aklınız varsa bir daha da geriye gelmezsiniz. Aslında bana sorulacak olsa biz elimizden geleni yaptık. Öyle değil mi arkadaşlar? Siz ne diyorsunuz? Dua et şansımız varmış. Yoksa kurşuna da dizilebilirdik. George, şuna inan ki seninle başka şartlar altında karşılaşmayı çok isterdim. Gerçekte mücevherler çantadan düşmedi, değil mi? Oh George. Onu hiçbir zaman için kandıramayacaksın dostum. Her şeye rağmen ortaklığımız sürüyor, değil mi? Şu hale bak. Bütün dünya, her şey ayaklarımızın altında. Balkanlardan uzak doğuya, uzak doğudan Orta Amerika'ya kadar tüm dünya ayağımızın altında. Bir düşünsene biz ikimiz. Bana bir iyilik yapmak ister misin? Baksana şu patatesleri soysana hadi.